Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin sen? Ünlü oyuncu ve model Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı. Aşk Emek İster, Arka Sokaklar ve sayısız reklamlardan tanıdığımız, Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışmasının sunucusu, yeni anne, güzeller güzeli Müge Boz'u bir kez daha alkışlıyoruz. Ya Müge, seni mahvedeceğim. Seni mahvedeceğim seni. Koca gün geçirdim ben seni. Köye gittim seninle be. Ya evet, ben gerçekten hayatımın en zor anlarını yaşadım o yüzden. Çünkü yani tamam, şimdi Eda'yla da tanışıyoruz. Ama Eda'yla bu kadar sık karşılaşmıyoruz. Yani Ali Can'la gerçekten hani böyle her hafta işte böyle arkadaş ortamında falan. Çünkü çok yakın arkadaş ortamında olduğumuz için. Ve hiçbir şekilde konu açılmıyor ve ben her seferinde, yani o buluşmalara gitmeden önce Caner işte eşime söylüyor. Ya ben böyle saçma. Yağıyorum, alacağım, konuyu açarsa ne yapacağım, ne söyleyebilirim? Hani bir de böyle yüz yüze, yani onu hayır ben değilim diyebilmek o kadar zor ki. Bir de sonuçta sonunda ben olduğum çıkacak yani ortaya. Hani böyle gözünün içine baka baka yalan mı söyleyeceğim falan. Ben de soramıyorum. Yani gidip de şimdi gibi. Müge, dinozor sen misin demek o kadar komik yani. Değilse... Ama bize sürekli bunu... diyor ki, ben Müge'yi bu hafta sonu gördüm ya, Müge olamaz diyor. Alican nasıl sormazsın ya? Soramam ya, değilse ama şimdi... Ama kıza söylemezdi. Ne alaka olacak yani? Söylemezdi ama en azından de... gözünden falan. Arkadaşım, dinozor sen misin diye sormazsın zaten. Bunu bir şekilde anlamaya çalışırsın. Yok, anlamadım. Arkadaşlar, yani şunu söyleyeyim. Yani ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu da buradan anlayın. Sen ne anlayın. Kadar kötü bir dedektif olduğunu gösterdin aslında. Ya hayır, onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğu hiç gerçeği var. Hiç yoklamamışsın, konuyu bile açmamışsın nasıl ki. Nasıl açayım ya? Nasıl açabilirim? Bu arada bir şeyi hatırlatmak zorundayım. İlk tahminlerde sen olduğunu Eda söyledi. Evet. İlk Eda uyandırdı beni. Ben şey yaptım ama hani o ayaküstü konuşma muhabbetinden sonra bir ayıktım durumu ama... Onda da ben şey... sen etkinlik mi dedim, bir şey dedim. Sen böyle şey diyorsun. Ya... O gece etkinlik mi sayılıyor? Bir açılış değil mi lan? Yani açılış sonra değil, ben açılış. Böyle ay yanlış söyledim falan diye. O da çok... Ya orada da zaten seni gördüğümde çok komikti. Ben böyle evet. Gördüm, böyle gidiyor gibi oldum. Sonra diyorum ki daha da çok çakılacak hani, merhaba demezsem ben falan. Ben de dedim ya, kız demek ki böyle bir tip yani. Hani karşılaştık, tanıştırıyor Hatice. Hatice Aslan değil mi? Aynen aynen, Hatice merhaba var. Merhaba falan yapıyorum, nasıl falan. Yaptı gitti. Aa dedim, ne? Ben ya gıcık tipmiş dedim ya. Canım. Gerçek Müge'yle tanışma be. Zamanı şimdi. Neyse. Müge sana... Çünkü biraz... ondan da çok pardon, ondan da çok korkuyordum yani. Bana böyle sıkıştıracak bir şey soracak. Ne alaka, ayaküstü merhaba derken sen dinozor musun'a getiremezdim ama. Niye getiremezdin kardeşim? Arkadaşım, kaç gün boyunca aynı masada oturursan da getirirdim, affedersin de. Ali Can'a yükleniyor haklı. Sen gerçekten bu dedektiflerin yüz karasısın be. Yüz karasısın. İlk seni bulman lafını gerekiyor. Lafını bil bey, lafını. Ben bir kere son yazın gördüm bak. Ama Ali Can hakikaten elinde fırsat varmış. Yavrum yani. Soramadım, öyle bir an değil, siz anlamıyorsunuz ya. Şu an ağız birliği yapıyorsun. Hani sizin bir soru sorma hakkınız vardı ya. Evet. Orada biz içeride direkt şey dedik yani... eşin basketbolcu mu diye sorulacağını bekledik. Ya Rabbi. Böyle buna nasıl cevaplar vereceğimizi içeride böyle düşünüyoruz falan. Ben böyle karıları sana... bağladım. Ne diyeceğim falan diyorum. Yani o soruyu evet sormadınız. Şunu çok merak ediyoruz. Biz sorsana bunu çok onu. Merak ediyoruz. Mesela yarışmacılar neyse. Tahmin edildiklerinde yani ismim hiç geçmedi diye üzülüyor mu? Doğru yoksa tahmin edilmek, doğru tahmin edilmek, yanlış tahmin edilmek istemiyorlar mı? Nasıl o bence kişiye göre değişir. Yani o aslında şöyle bir şey. Dediğim gibi yani tahmin edilince özellikle siz de söyleyince...
böyle şey çok fazla olmaya başladı. Hani mesajlar, işte Instagram'da, yorumlarda, DM'de artık benim annem de mesela bilmiyordu. Anne çok üzgünüm. Ben onların yüzünden sana hayır demek zorunda kaldım. Annem sürekli böyle sensin, sensin, söyle. Ben böyle ya anne alakası bile yok falan diyorum. Kardeşim en son geçen sefer çekimden döndüğümüzde bayağı işte filmlerde oluyor ya, ben böyle sessiz sessiz girmeye çalışıyorum falan. Merve de mi bilmiyordu? Anlamadım. Merve de bilmiyordu. Ya yani bizde sadece yapıyorsun. Caner biliyordu. Bir de bilmiyorum Vina biliyordu. Çünkü Vina da böyle sürekli ben böyle onun odasında işte böyle dans şeylerine çalışıyorum falan filan. Bu böyle Allah sürekli anne Allah. Ne yapıyorsun falan. Ben böyle dans ediyorum kızım falan yapıyorum. Merve artık böyle ben eve böyle hani şey çok böyle sessiz bir şekilde giriyorum. Merve böyle işte filmlerde olur ya böyle direkt ışığı açıp. Neredesin sen? Ne çekim miydi bu kadar sarsıcı? Ya ne çekim olacak işte reklam çekimi falan. Demek öyle. Yoksa dinozor olduğun için mi bu kadar geç bitti? Çok iyi. Hep artık karşı şeyi uygularım ben. Ne dinozoru ya yeter artık bıktım sürekli bana bu soru sormayın. Gideceğim zaten onlara da yeter artık diyeceğim falan diye böyle karşı bir psikoloji uyguladım ama... Buradan yalan söylediğim mesajlarımın olsun, yüz yüze olsun bütün arkadaşlarımdan özür diliyorum. Çünkü yani sözleşme imzalattılar bize söyleyemedik. Biz seni bu sahnede görmekten çok mutluluk duyduk. Bize neşe verdin. Gerçekten böyle bu. Ya hiç evet yüzün... ben de gerçekten çok aşırı mutluydum yani bu... Yüzün diye söylemiyorum. Gerçekten çok neşelendik. Verdiğim bütün bu enerji için, bütün bu emek için çok teşekkür ediyoruz. Gecenin sonundayız. Ondan önce ben bir şey söyleyebilir tabii. miyim Müge? Müge lütfen. Biz hiç tanışamadık ama evet. böyle tanıştığımız için çok mutluyum. Ben zaten evet. seni çok seviyordum. Ama ya, çok burada tatlısın, ayrı ben bir de. Dinozor olarak ve böyle ayrı sevdim. Gerçekten hem çok güzelsin hem de çok ayrı bir enerjim var. Buraya kadar geliyor. Dinozorken de geliyordu. Çok mutlu oldum seninle tanıştığıma. Ya ben de öyle ve yani Metin abiyle çalışmalarımız, işte Burhan'la dans çalışıyor olmamız, işte buradaki ekipteki bütün arkadaşlar. Böyle bayağı güzel haftalar geçirdim. Erken bittiği için biraz üzüldüm şimdi dürüstüm. Sen de ne hırslı şey çıktın be. Birinci mi? Birinci olmayınca böyle mi oluyor? Allah Allah.